sürpriz. Ne çıkacak acaba, yapıştır boya katla. Tüm cevaplar sürpriz kutusunda, atma sakın atma. Sen de düşün, bul ve tasarla. Neşeyle, merak ve heyecanla başla. Armanın coşkusu başlıyor, bak sürpriz. Evet evet, arkadaşım bana bir teleskop almış, dönüştüratör. Böyle ayakları var, kendisi biraz böyle yukarı doğru bakıyor. Tam olarak odamdaki pencerenin önüne yerleştirdim. Neye mi bakıyorum? Tabii ki gökyüzündeki yıldızlara bakıyorum. Özellikle dönüştüratörcüm, geceleri yıldızlara bakmak o kadar güzel ki. Teleskopu ilk kim mi kullanmış? Söylüyorum, İtalyan bilim adamı Galileo. Kim bilir kaç tane gökyüzünde yıldız keşfetmiştir. Evet, doğru söylüyorsun. Evrende dünyadaki kum tanelerinden çok daha fazla sayıda yıldız varmış. Dönüştüratör, haklısın. Konuşmaya daldık. Programı açmayı unuttuk. Sevgili arkadaşım gelmiş bile, çoktan yerini almış. O zaman biz de sürpriz kutumuzu isteyebiliriz. Hopusu, popusu, gelsin sürpriz kutusu. Tamam, geldi. Ve ben onu aldım, gidiyorum. Nereye? Masama. Evet, o zaman açalım bakalım. Hiç bekletmeden çatımı açıyorum sevgili arkadaşım. Ne çıkacak acaba? Bu ne? Aa, dondurma çubukları. Biri büyük, biri de küçük. Güzel. Bakalım sağda ne var? Açtım açtım, akrilik boyalar. Güzel, pembe, mavi ve... beyaz. Üç tane. Şimdi çatımı kapatıyorum ve tabii ki soldaki çekmecemi açıyorum. Akrilik boya. Çok güzel. Mavi. Tamam. Açık mavi çıktı. Koyu mavi de çıktı. Aa, mor. Ve siyah. Bugün akrilik boyalar hayli fazla sevgili arkadaşım. Çok severim akrilik boyaları. Uzun zamandır da gelmiyordu kutuda. Şimdi ben de sağdaki çekmecemi açarak devam ediyorum. Evet. Tutkal. Yapıştıracak mıyız acaba? Bilmiyorum ki. Bakacağız. Şimdi buradan anahtarımı aldım. Her zamanki gibi kutumun kapağını açıyorum. Oo! Malzemelere bak. Bir sürü malzeme. Renkli kağıtlarım var. Bir sürü renk. Siyah beyaz bile var. Tahta çubuk. Güzel bir malzeme. Beyaz kartonlar. Biri küçük, biri büyük. Bu da güzel. Bu ne? Tıraş köpüğü. Dönüştüratör? Yoksa sakallarım çok mu uzamış? He? Projende kullanman için yolladım diyor. Dönüştüratör, evet tabii ki kutumun içine kağıttan farklı malzemeler koymanı istiyorum ama bu defa biraz fazla farklı olmadı mı acaba? Sen değerlendirecek bir yol bulursun diyor. Demek ki sen bu tıraş köpüğünü değerlendirecek bir proje buldun. O yüzden bana yolladın ha? Ha, henüz bulamadım diyor. Tamam, o zaman birlikte düşünelim. Beraber hareket edelim, beraber çalışalım. Ne dersin? Boşuna uğraşma. Ne yaptığımı öğrenemeyeceksin diyor. Sen kendin de ne yapacağını bilmiyorsun ki. Tabii ki öğrenemem. Yo, beraber çalışma teklifim projeni öğrenmek için değildi. Gerçekten yardımlaşmak içindi. Ama neyse, ben projeme döneyim şimdi. Burada malzemelerim, renkli kartonlarım sevgili arkadaşım. İçinde beyaz var, siyah var, turuncu var, mavi var. Beyaz kartonlarım da var. Dondurma çubuklarım, tutkalım, akrilik boyalarım, tahta çubuğum ve tıraş köpüğü. İlginç bir malzeme. Ben daha önce bir tıraş köpüğüyle boyalarımı karıştırıp kabaran boya yapmıştım. Pofuduk pofuduk olmuştu kuruyunca. Evet hatırlıyorum. Dönüştüratör, sen hatırlıyor musun pofuduk pofuduk boyayı nasıl yapmıştım? Evet, boyaya köpük karıştırmıştım. Şimdi de köpeğe boya karıştırabilirim. Yani tam tersini yaparım. Güzel olabilir. Bir uzay resmi yaparım. Bol yıldızlı bir uzay resmi. Harika bir fikir. Ağacımdan kartonun boyundan büyük olacak bir kap alırım. Kaba bolca köpük sıkarım ve ardından boyaları köpüğe karıştırırım. Elde ettiğim boyalı köpük karışım üzerine kartonu hafifçe bastırarak boyanmasını sağlarım. Çalışmam kuruduktan sonra tutkalla yıldızlar eklerim. Dönüştüratörden sim isterim ve yıldızların üzerine biraz sim ekleyerek ışıltı katarım. Böylece projemi tamamlarım.
Demek sen de buldun ne yapacağını dönüştüratör. Tamam, çok iyi. İkimiz de başlayalım o zaman projelerimize. Kolay gelsin. Evet sevgili arkadaşım, ağacımdayım. Ağacımda burada iki tane kabım var çünkü bu projem için kaba ihtiyacım var. Ama biri büyük, biri de küçük. Bu küçüğü alsam daha iyi olur. Projeme daha uygun. Beyaz kartonumla da uyumlu olmuş olur. Şimdi sevgili arkadaşım, tıraş köpüğünü kabıma sıkmakla başlayacağım. İşte tıraş köpüğü sevgili arkadaşım. Açtım kapağını, biraz çalkalıyorum. Ve kabımın içine sıkıyorum. Evet. Yüksek yaptık sevgili arkadaşım. Yani çok dibine sıkmadık. Onlar da biraz şişince iyice kabımı doldurmuş oldu. Şimdi tahta çubuğumu alıyorum. Dondurma çubuğu. Biraz şöyle şu çok yüksekte kalan yerleri düzeltiyorum. Biraz da yaymış oluyorum tabii ki. Evet, oldu sevgili arkadaşım. Ben bir uzay resmi yapıyorum ve soğuk renkleri kullanacağım sevgili arkadaşım. Siyah, mor, mavi ve biraz daha koyu mavi, bol yıldızlı bir uzay resmi olacak bu. Şimdi koyu maviyi aldım. Şöyle biraz sıkıyorum. Sonra açık maviyi alıyorum. Şimdi sevgili arkadaşım, biraz önce kullandığım büyük dondurma çubuğunu alıyorum ve bunu böyle biraz karıştırıyorum. Nasıl karıştırdığımı bir daha görmek istiyorsun. Olur, göstereyim dönüştüratörcüm. Alıyorum çubuğumu, böyle çorba karıştırır gibi değil de biraz renkleri iç içe geçirmek için karıştırıyorum. Ama bulamaç olmasını istemiyorum. Sadece beyaz renkli yer kalsın istemiyorum. Teşekküre gerek yoktu dönüştüratörcüm. Peki bunu neden istedin benden? Söyleyemez misin? Dönüştüratör, ne yapacağım projeyi söylüyorsun. Ne istediğin şeyi, niye istediğini söylüyorsun. Olmuyor böyle dönüştüratör. Sabırlı ol, programın sonunda öğreneceksin diyor. Tamam, öyle olsun bakalım. Şimdi sevgili arkadaşım, azıcık beyaz kalan yerler var. Onları da biraz çubuğumla karıştırıyorum. Boyanın o beyaz yerlere gelmesini istiyorum. Sanki biraz koyu mavisi az oldu. Biraz, çünkü evet siyahı daha fazla o. Yani çok siyah oldu. Ben biraz koyu mavi ekleyeyim şuraya. Şimdi beyaz kartonumu alıyorum sevgili arkadaşım. Beyaz kartonumu köpüğümün üzerine koyuyorum. Sonra böyle hop diye çok bastırmıyorum ama elimle de boyanın beyaz kartona temas etmesini istiyorum. O yüzden biraz bastırıyorum. Evet, şimdi sevgili arkadaşım, beyaz kartonu boyalı kabımın, köpüklü kabımın üzerinden alıyorum. Tamam. Şunu da itelim bakalım. Dönüştüratör, sanki bu biraz köpüklü gibi oldu. Evet. Şu an pek bir şeye benzemiyor ama acaba diyorum dönüştüratörcüm, bu çubuğumla köpüğü biraz sıyırsam altı boyanmış mıdır? Yani renkler beyaz kartonuma geçmiş midir? Bir bakayım. Şimdi burada tahta çubuğumla şöyle köpüğünü biraz alayım. Dönüştüratör, renkler beyaz kartona geçti. Bence çok güzel oldu. Hatta Ebru sanatına benzedi. Ben bilmeden Ebru deseni yapmış oldum. Renkler de güzel. Yani uzaya gitmedim. Bilmiyorum ama fotoğraflardan gördüğüm kadarıyla uzaya benzedi. Soğuk renkler. Mavi, açık mavi, mor, siyah.
Hayır. Soğuk değil. Öyle soğuk anladığın gibi değil. Devamlı soğuk renkler deyip duruyorsun diyor. Soğuk renk nasıl oluyor diyor. Dönüştüratörcüm, renkler şiddetine göre, yani pigmentlerin renk verme gücüne göre ve insanların ruh halleri üzerinde oluşturdukları hallere göre ikiye ayrılırlar. Soğuk renkler, sıcak renkler. Mesela ben bir uzay resmi yaptığım için soğuk renkleri kullandım. Mavi, koyu mavi, mor, siyah. Bir de sıcak renkler var. İnsanlara enerji veren, ateş gibi sıcacık renkler, iyi hissettiren, güneş gibi, yani kırmızı, sarı, turuncu. İşte bunlar da sıcak renkler. Evet, ben burada soğuk renkleri kullandım. Evet, şimdi bunun üzerine yıldızlar yapacağım. Ama önce bir saat kadar kuruması için beklemem gerekiyor. Bakalım kurumuş mu sevgili arkadaşım resmim? Kurumuş. Güzel. Şimdi resmime yıldız yapabilirim. Yıldız yapmak için dönüştüratör, senden sim istiyorum. Yıldızlar ekleyeceğim resmime ve ışıltılı olsunlar istiyorum. Hadi bana gönder bilmeceni. Nerede? Ha, orada. Şaka yaptım. Görmüştüm. Bilmecem geldi. İçinde ne var acaba? Ne var? Bu ne? Evet, bilmece. Sevgili arkadaşım her şeyi iyi biliyor. Tamam, şimdi hemen okuyorum sevgili arkadaşım. Merak ediyorum ne sormuş. Yer altındadır yuvaları. Çok çalışırlar. Güzel. Durduramazsın onları. Minicik olduklarına bakma. Kış uykusuna yatmadan hazırdır erzakları. Ne güzel, çalışkanlar. Ama kış uykusuna da yatıyorlar. Ayı. Değilmiş. Ayı değil. Peki ayı değilse ne olabilir? Minicikler çok çalışkanlar, yer altında yaşıyorlar. Kirpi! Olmaz. Çünkü kirpi çok minicik değil ve çok çalışkan da değil. Minicik olan çalışkan hayvanlar yer altında yaşıyorlar. Karınca mı? Karınca! Doğru! Tamam, bildim sevgili arkadaşım. Karınca, o zaman karıncalı çekmeceye gidiyorum. Düşünmekten beynim uyuştu. Yani beynim karıncalandı, çok düşündüm ya. Sevgili arkadaşım biliyor musun? Karıncalar kendi ağırlıklarının tam 50 katını taşıyabiliyorlarmış. Ve buzul olan coğrafyaların dışında her yerde, dünyanın her yerinde yaşayabiliyorlarmış. O zaman bence karıncalı çekmecemize gidelim ve bakalım. Heh, işte burada karıncalı çekmecem. Kırmızı bir karınca. Bakalım kırmızı karıncalı çekmeceden ne çıkıyor? Bu ne? Aa, tuz mu? Dönüştüratör, bu kadar tuzla tansiyonumu mu çıkartacaksın? Ben senden sim istedim ama. Sevgili arkadaşım, artık istediğimi alabilmek için bilmece bilmek bile yetmiyor. Simi bulamamış, onun yerine tuz göndermiş. Dönüştüratör bana iri taneli kaya tuzu göndermiş. Sevgili arkadaşım, sen istersen deniz tuzu da kullanabilirsin. Şimdi bir bakayım nerelere güzel yıldızlar yapabilirim. Bu arada sürpriz kutumun içinden tutkal çıkmıştı. Bu tutkalı çok fazla dökmeyeceğim sevgili arkadaşım. Ve eğer mesela bir tane koyacaksam, bu tane mesela büyük olmalı ki koyduğum tutkalın üzerine sanki bir yıldızmış gibi koyabileyim. Mesela büyük iri taneli bir tuz alıyorum. Bak bu iri taneli. Bu arada tutkalın beyaz olduğuna bakma. Kuruyunca şeffaflaşacak. Şurada alt tarafta biraz beyazlık var ya, oraya biraz daha fazla sürüyorum. Tuzun toz haline gelmiş hali var. Burada biraz dibinde tozlaşmış. Oraya biraz daha serpiştiriyorum. Şimdi fazla tuzlar aşağı doğru dökülecek. Tutkala denk gelenler kalacak sevgili arkadaşım. Kuruyunca da iyice güzelce yapışmış olacaklar. Evet, birazdan tutkal kurumuş olur sevgili arkadaşım. Uzay resmimi tamamlamak için ona uygun olacak bir çerçeve yapmak istiyorum.
Şimdi kartonlarımın içinde siyah karton var. Bu da uzay resmime gayet uygun. Bunu üzerine alsam, mum yapıştırıcıyla yapıştırırsam, her taraftan göz kararı iki parmakta boşluk bıraktığımda orta bölgesine mum yapıştırıcı sürersem resmim güzelce yapışır. Evet, güzelce yapıştı sevgili arkadaşım. Tamam, şimdi sen istersen bir asma yeri yapabilirsin. Üzerine iki delik açarsın, iple ya da kurdeleyle bağlarsın, duvarına asabilirsin. Ben daha sonra hamur yapıştırıcıyla duvarıma asacağım. Şimdi benim projem bitti sevgili arkadaşım. Umarım beğenmişsindir. Dönüştüratör, sen ne durumdasın? Bitirebildin mi projeni? Ha, seninki de bitti ha? Aynı anda başlayıp aynı zamanda bitirdik neredeyse. O zaman ben sevgili arkadaşıma nasıl yaptığımı anlatayım projemi. Sonra da senin projene bakarız. Bir kap içerisine bolca tıraş köpüğü sıktım. Kullanacağım renkleri seçtim ve köpüğün içerisine ekledim. Tahta çubukla karıştırdım. Beyaz kalın kartonumu dikkatlice köpüğün üzerine bastırdım ve kaldırdım. Karton üzerinde kalan köpüğü tahta çubukla sıyırdım ve kurumaya bıraktım. Boya kuruduktan sonra kartona gelişigüzel tutkal sürdüm ve üzerine tuz serptim. Kuruduktan sonra resmimi renkli karton üzerine yapıştırdım ve projemi tamamladım. Sen de benim gibi projenin nasıl yaptığını anlatmak istiyorsun. İyi de dönüştüratör, programın süresi yetmez buna. Merak etme, çok kısa sürecek diyor. İyi, hadi bakalım anlat. Hoppala, seninkine baktım öyle yaptım diyor. Tamam dönüştüratörcüm, yani diyorsun ki beraber çalışmış olduk. Bu çok iyi. Tamam o zaman, bize projeni göster. Aa, sen de bir Ebru çalışması yapmışsın. Çok güzel. Üstelik onu resim olarak bırakmamışsın, bir kelebeğe çevirmişsin. Dönüştüratör. Ebru çalışmasını yapmışsın beyaz kartonun üzerine. Güzelce uygulamışsın ve onu kelebek şeklinde kesmişsin. Sonra siyah kartondan antenler yapmışsın. Güzel gülen bir surat. Ve arkasına da bir kukla olabilmesi için kartondan tutacak yeri yapmışsın. Çok güzel olmuş dönüştüratör. Bak uçuyor. Sevgili kelebek, çiçek mi arıyorsun? Dönüştüratör, çok tatlı olmuş. Sevgili arkadaşım, sen de elindeki bu malzemelerle dönüştüratör gibi sevimli bir kelebek ya da benim gibi bir uzay resmi yapabilirsin. Ya da bambaşka projeler, bambaşka resimler yapabilirsin. Yeter ki hayal et, düşün, tasarla ve yap. Sonra da yaptıklarının fotoğrafını bize yollamayı unutma. Biz de onları bize geliş sırasına göre yayınlayalım. Eğer burada yaptıklarımı yeniden izlemek istersen tratçocuk.net.tr adresinden veya TRT Çocuk mobil video uygulamasından dilediğin zaman izleyebilirsin. Bir sonraki sürpriz kutusunda görüşünceye dek hoşça kal. Dönüştüratör ve elimi yine eğlendirecek seni. Bugün bitti sürpriz kutusu, sabret yine gelecek yenisi. Merak ediyoruz doğrusu neler verecek sürpriz kutusu. Dönüştüratör ve elimi yine eğlendirecek seni. Yine eğlendirecek seni.